Ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe kilit operasyonu bölgelerinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi sayın seyirciler. Milli Savunma Bakanlığı operasyonun görüntülerini onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz mesajıyla yayımladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe kilit operasyonu bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Her nerede olursa olsun Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek ifadeleriyle yayınlanan operasyon görüntüleri kısa sürede yoğun paylaşım aldı. Paylaşılan görüntülerde harekat için havalanan savaş jetlerimiz, hedeflerin ve mağaraların bombalanma görüntüleri, atak helikopterlerimiz, obüs top atışları ve kahraman Mehmetçiğimizin dağlık alandaki operasyonları yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Pençe kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu sayın seyirciler. Pençe kilit harekatının Kasım ayında tamamlanacağını söyledi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı Pençe kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda istihkam assubay kıdemli çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada yaralanan bir askerin de hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe Kilit Harekatı'nın tamamlanacağı tarihi ilk kez açıkladı. Güler, Sabah gazetesine verdiği demeçte, Pençe Kilit Harekatı'nı Kasım ayında tamamlamayı planlıyoruz. Kilidin kapanmasıyla birlikte Garar'ın tamamen ele geçirilmesi ve PKK'nın dağlık alandaki yapılanmalarına kışa girmeden önce son vermeyi amaçlıyoruz dedi. Güler harekatın tamamlanmasıyla Suriye ile Kandil arasındaki irtibatın kesilmiş olacağını da vurguladı.